Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ders klavye kureyi anlatacağım. Klavye kureye baktığımızda insan vücudunda ilk kemikleşmeye başlayan ancak kemikleşmesini en son tamamlayan kemiktir. Yayvan S harfi şeklinde uzun bir kemiktir. Uzun bir kemik olduğu için iki ucu bir gövdesi vardır. Uçlarından birisi şurada gördüğümüz uç. Şurada skapulanın akromiyonu ile eklem yapar. Şurada gördüğümüz uç ise sternumu manubrium sternisi ile eklem yapar. Akromiyonla eklem yapan tarafını ekstremitas akromialis, sternumla eklem yapan tarafını ekstremitas sternalis denir. İkisi arasında gövdesi bulunur, yani korpus klavikula bulunur. Şimdi akromiyon tarafına baktığımızda, ekstremitas akromialis'e baktığımızda burada üstten burada da alttan bakıyoruz. Burada akromiyonla eklem yapan eklem yüzü vardır. Bu eklem yüzüne fasciae sarticularis akromialis denir. Sonra burada yine bir ligamentin tutunduğu çıkıntı, tüberkülüm, tümsek vardır. Bu tümseğe de tüberkülüm konoidiyum denir. Buraya ligamentum konoidiyum tutunur. Konoidiyum burada yazmamışım ancak koni şeklinde demek. Buraya tutunan ligament koni şeklinde olduğu için ligamentum konoidiyum denilmiş ve bunun tutunduğu tümsekçiye de tüberkülüm konoidiyum denilmiş. Tüberkülüm konoidiyumdan akromiyon tarafına yani dışa doğru, öne ve dışa doğru uzanan oblik çizgi linea trapezoidea denir. Buraya da ligamentum trapezoidium tutunur. Bu iki hatta yani hem linaya hem tüberkülüme birlikte tüberositas ligamenti caroco clavicularis denir. Şimdi buna baktığımızda ligamentum caroco clavicularis'in tutunduğu tümsekçiklerdir. Burada Precessus caracoideus ve clavicula arasında uzandığı için bu ligamentler ligamentum caraco clavicularis ismi verilmiş ve bunun tutunduğu tümsekçiklere de tüberositas ligamenti caraco clavicularis denilmiş. Peki clavicula'nın ekstremitas sternalis tarafına baktığımızda manubrium sterni ile eklem yapan medial ucundaki eklem yüzüne fasciae sarticularis sternalis denir. Yine bu ekstremitas sternalis tarafında, burada ekstremitas akromialis, burada ekstremitas sternalis. Burada bir çöküntü vardır. Bu çöküntüye impresio ligamenti costa clavicularis denir. Ligamenti costa clavicularis buraya yapıştığı için ve bu çöküntü şeklinde olduğu için bu isim verilmiş. Bu ligament nereden nereye uzanıyor dersek, kaburgadan, kostadan, clavikulaya uzanıyor. Şimdi şu görselde, bir sonraki görselde bakalım. Ligamentum costo birinci kaburga clavicularis. Burada bunu görebiliyoruz. Dış tarafta lateral uçta ne vardı? Ligamentum caraco clavicularis vardı. Yine burada impresio ligamenti costo clavicularis'i çok rahat görebiliyoruz. Korpus clavicula'ya baktığımızda iki uç arasında kalan silindirik şekilli bir kısımdır. Ve üst yüzü düzdür, alt yüzünde de oluklar bulunur. Alt yüzündeki oluk bir kasın yapıştığı oluktur ve bu oluğa sulcus muscli subclavi denir. Musculus subclavius yapışır buraya. Klavikulanın altındaki, buradaki klavi aslında klavikula, sub altı demek, musculus kas, oluk da, sulcus da oluk demek. Musculus subclavius'un yapıştığı oluk anlamında sulcus muscli subclavi denilmiş. Klavikulanın eklem yaptığı kişilere baktığımızda klavikula köprücük kemiği demek bu arada. Eklem yaptığı kemiklere baktığımızda skapulanın akromiyonu ile eklem yapar. Bir de sternumun manubrium sternesi ile eklem yapar. Şurada sternum tarafında ve şey tarafında akromiyon tarafında diskuslar vardır. Burada şu diskusu görebiliyoruz. Ve bu eklemler çeşitli ligamentlerle sağlamlaştırılmıştır. Böylelikle klavikulayı bitirdik. Bu kullandığım kaynaklardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.